Aşağıdakilerin hangisinde bu dizelerde görülen ses olaylarından herhangi biri yoktur? Dizelerdeki ses olaylarına bakacak olursak biliyorum kolay değil yaşamak ama işte bir önünün hala yatağı sıcak. Yatak sözcüğünde bir ünsüz yumuşaması olduğunu görüyoruz. K'nin yumuşak G'ye dönmesiyle. Birinin saati işliyor. Burada işlemek Sözcüğü yorekini alırken şurada bir ünlü daralması meydana geldi. Birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler. Ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Ayrılmak sözcüğünde ise ayırmaktan ayrı şeklinde türerken bir ünlü düşmesi meydana geldi. Buna göre seçeneklere bakacak olursak. A seçeneğinde yalından yalnız olurken bir ünlü düşmesi meydana geldi. A seçeneğinde var. B seçeneğine bakalım. Gün olur alır başımı giderim. Burada gitmek sözcüğünde T'nin D'ye yumuşadığını görüyoruz. Dolayısıyla B seçeneğinde de var. Ölürüz diye üzülüyoruz diye demek sözcüğü Y kaynaştırmasının etkisiyle E'ye daraldı. C seçeneği de doğru. E seçeneğine bakacak olursak ölmedim lakin yaşamaktayım. Dinle bak. Vurmadan abzı ruhun. Burada nabız sözcüğünde bir ünlü düşmesi meydana gelmiş. Dolayısıyla E seçeneğinde de vardır diyeceğiz. Ancak D seçeneğine baktığımızda herhangi bir ses olayı yok. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Emir kipiyle çekimlenmiş fiiller vardır. Burada at, aldırma, ol ve git sözcükleri emir kipiyle çekimlenmiş. Bu yüzden bir numaralı öncülümüz doğru. Duyulan geçmiş zamanla çekimlenmiş bir fiil vardır dedi. Burada duyulan geçmiş zaman ikimiz mışmış mış şeklinde. Burada bir mışı görüyoruz varmış derken ancak Burada bir isme geldiğinden bu'muş bizim ek eylemimiz. Dolayısıyla ikinci öncül yanlışken beşinci öncülde ek fiil kullanılmış dediği için beşinci öncülümüz doğru olmalı. Üçüncü öncüle baktığımızda ünlem türünde bir sözcük kullanılmıştır. Ne duruyorsun be? Ünlem olarak kullanıldı. Bu yüzden 3 numaralı öncülümüz doğru. İsim fiile yer verilmiştir dedi. İsim fiil eklerimiz ma, ış, mak şeklinde yer alırdı. Burada ma ekinin olduğunu görüyoruz. Aldırma, görmemek. Ancak burada mma olumsuzluk göreviyle kullanılmış. Bu yüzden bunu isim fiille karıştırmayalım. Dolayısıyla isim fiil ekine yer verilmemiştir. Dördüncü öncülümüz de yanlıştır. O halde doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanılmamış bir noktalama işareti vardır? C seçeneğine baktığımızda sanat dünyası dehalarla dolu. Burada yüklemi verdi. Dolu bizim yüklemimiz. Cümle bitti. Dolayısıyla buraya nokta getirmeliyiz. 3 nokta değil. Bu yüzden burada 3 nokta yanlış kullanılmış demeliyiz. Doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik fiil vardır? E seçeneğine baktığımızda unutamazsın ifadesinde şu kısım unutabilmek kurallı birleşik fiilinin olumsuzudur. Unutabilirim, unutamam ya da unutabilir, unutamaz şeklinde. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? Güzelim yıllar ifadesinde nasıl sorusuna cevap veren bir ismimiz olduğu için niteleme sıfatı göreviyle kullanılmıştır. Bazen sözcü zaman zarfı görevindedir. Ne zaman sorusuna cevap verir. Her an dediğimde burada belgesiz bir sıfat yer almaktadır saçlarından dedi. Bu sözcük isim çekimeklerini aldığından isim göreviyle kullanılmıştır. Dolayısıyla sıfat, zarf, sıfat ve isim şeklinde sıralanmalı. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Fiiller haber kipiyle çekimlenmiştir. Haber kipinin diğer adı zaman kipiydi. Gelecek zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman gibi örneklerimiz yer almaktaydı. Buraya baktığımızda fiiller şart kipiyle çekimlenmiş. Bu yüzden haber kipiyle değil dilek istek kipiyle çekimlenmiş demeliyiz. A seçeneği doğru cevabımız. Birleşik sözcük örneklenmiştir. Gökyüzü birleşik bir sözcüktür. B seçeneği doğrudur. Farklı türde fiilimsilere yer verilmiştir. Tutup zarf fiiline ve tanıdık el derken dık dik sıfat fiiline yer verildi. C seçeneği doğrudur. Etken çatılı fiil vardır. Burada silkelese ve kurtulsam etken çatılıdır. Edilgen ya da dönüşlü değildir. D seçeneği doğrudur. Türemiş bir fiil kullanılmıştır. Silkmekten silkelemek türemiştir. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öge dizilişi özne, belirtili nesne, yüklem biçimindedir. İlk olarak yüklemi bularak başlamalıydık. Açıkladılar yüklemimiz. Açıklayan kim? Çeşitli vakıflar ve bilimsel enstitülerden bir grup bilim insanı öznemiz. Neyi açıkladılar? İnsanın en yakın akrabası olan şempanzelerin gen haritası taslağının tamamlandığını açıkladılar. Dolayısıyla belirtili nesne yer almakta. A seçeneği doğru. Cümlenin yükleme etken çatılıdır. Açıkladılar yüklemine bakacak olursak içerisinde L ve N eklerinden birini almadığını görüyoruz. Bu yüzden B seçeneği doğru. Özne yüklem uyumsuzluğu vardır. Açıkladılar dedi. Açıklayan kim dedik? vakıflar ve bilimsel enstitülerden bir grup bilim insanı. Hem öznedelerler kullandık hem yüklemdelerler kullandık. Dolayısıyla uyumsuzluk yarattı. Bu yüzden C seçeneği de doğru. Sıfat fiile yer verilmiştir. Burada olan derken an en sıfat fiilinin olduğunu görüyoruz. Bu yüzden D seçeneği de doğru. E seçeneğine baktığımızda yapısına göre iç içe birleşik cümledir dedi. İç içe birleşik cümleyi genellikle birinin sözünü alarak ve bu sözü tırnak içerisinde vererek yapar. Burada öyle bir durum söz konusu değil. Bu yüzden de doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde özne sıfat fiil grubundan oluşmuştur? Bir numaralı cümlenin öznesine baktığımızda çapraz gagalar şeklinde verildi ve sıfat tamlamasından oluşan bir birleşik sözcükle verildi. Bu yüzden bir numaralı cümle olmaz. İki numaralı cümleye baktığımızda öznesi kışın doğal bir alanda yürüyüş yapmanın tadını bir kez yaşayan biri şeklinde an en yani sıfat fiiliyle verildi. Dolayısıyla iki numaralı cümle sıfat fiilden oluştu. 3 numaralı cümleye baktığımızda temel kavramlar yardımıyla bir üçgenin sırlarını ortaya çıkarma oyununa yalın geometri denir şeklinde öznesi verildi şuraya kadar. Burada isim fiilden oluştuğunu görüyoruz. Bu yüzden 3 numaralı cümlenin öznesi de sıfat fiilden oluşmadı. 4 numaralı cümlenin öznesine baktığımızda bu bilimsel araştırmanın yanlışlarla dolu olduğu Ahmet Tanrıkulu tarafından. Burada özne örtülü bir şekilde verildi. Ve tıktık tık sıfat fiili yer almakta içerisinde. Dolayısıyla 4 numaralı cümlenin öznesinde sıfat fiil vardır. 5 numaralı cümleye baktığımızda öznesi biz şeklinde gizli bir şekilde verildi. Dolayısıyla burada sıfat fiilde yok. Bu yüzden 5 numaralı cümlede olmaz. Doğru cevap 2 ve 4 numara olmalı. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği demeliyiz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci cümlede hem isim hem sıfat tamlaması vardır. Güvercinler doğada yollarını bulmak için güneşin gökyüzündeki konumundan güneşin konumu bizim belirtili isim tamlamamız. Gökyüzündeki konumu dersem bu da bizim sıfat tamlamamız. Dünyanın alanı bizim belirtili isim tamlamamızken manyetik alan ifadesi sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla seçeneği doğrudur. İkinci cümlede hem sıfat hem zarf kullanılmıştır. İngiliz İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar. İngiltere'deki ifadesi bizim sıfatımız. Güvercinlerin tanıdık yollarda. Tanıdık yol ifadesi yine bizim sıfatımız yönlerini nasıl bulduklarını, nasıl buldukları. Bu soruyu bir fiilimsiye sordum. Dolayısıyla bu benim soru zarfım oldu. Bu yüzden B seçeneği doğru. Üçüncü cümlede hem zincirleme hem belirtisiz isim tamlaması vardır. Araştırmacılar 50'den fazla ev güvercininin ayaklarına Ev güvercininin ayakları burada zincirleme isim tamlaması. Minik radyo vericileri dedi. Radyo vericileri ise belirtisiz isim tamlaması. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Dördüncü cümlede hem niteleme hem belirtme sıfatı kullanılmıştır. Bu vericilerden dedi. Bu sözcüğü bir ismi işaret yoluyla belirttiği için burada işaret sıfatı olarak kullanıldı. Vericilerden gelen güçlü sinyaller nasıl sinyal? Güçlü sinyal ifadesi ise bize niteleme sıfatını verdi. Bu yüzden D seçeneği de doğru. Be beşinci cümlede hem edat hem bağlaç kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre burada a göre ifadesi edattır. Güvercinler yönlerini bulurken daha çok manyetik alandan yararlanıyormuş. Görüldüğü gibi burada sadece edat kullanılmış bağlaç kullanılmamış. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Bu metindeki yazım yanlışları durumlarından hangileriyle açıklanabilir? 12 Nisan gecesi, 12 Nisan ifadesi burada gün belli olduğu için N'nin yani ayın ilk harfinin büyük olması gerekli. Çünkü gün belli. Dolayısıyla burada ay ve gün adlarının yazılışı ile ilgili bir yazım yanlışı söz konusu. Sonrasında olduğunun uzayı keşifini demiş, uzayı keşfini şeklinde olmalı. Keşif sözcüğü ünlüyle başlayan ek aldığında şuradaki i'yi düşürür. Dolayısıyla burada ses bilgisi kurallarına uyulmamasından kaynaklı bir yazım yanlışı yapılmış. Bu yüzden 2 ve 5 numaralı öncüllerimiz doğru olmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerleri sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Niye bu kadar geç kaldın? Soru soruyor ancak bakıyoruz soru devam ediyor. Bu yüzden sorular arasına virgül getirmeliyiz. Yoksa başına bir şey mi geldi? Soru işaretini getirebiliriz. Soracağı sorular bitti. 2 saattir seni bekliyorum. Burada nokta getirmeliyiz ama bakıyoruz cümle devam ediyor ve küçük harfle başladığı için virgül getirmeliyiz. Biraz daha gecikseydin burada belli ki söylemek istediği bir şeyler daha var veya tepkisini ortaya koyuyor. 3 nokta getirmeliyiz. Bu sebeple sıralamamız virgül soru işareti virgül ve 3 nokta şeklinde olmalı. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Burada iki numaralı cümleye baktığımızda baş etmek ayrı yazılır. Dolayısıyla doğru cevabımız da B seçeneği olmalıdır.